Kirmir Vadisi. Bir diğer sıkıntı köylere ev yapanlar. Çocuğunu evlendirecek, ev yapamıyor. Bunu köydekiler iyi bilirler. Tip projelerle öncelikle sadece merkezdeki yerleşim bölgelerinin yerini koruyarak çabucak imarlarını bitirip onların oraya, köylerine ev yapmak isteyenlere tip proje, yani statik projesi, demir projesi, elektrik projesi yapılmış olarak masraf yapmayacağı şekilde veriyoruz. Ondan sonra geri kalan yerel belediyecinin yapacağı çap verme, su basma ölçümü gibi şeyleri de yerel belediye karşılıksız yapacak. Dolayısıyla yine köylerdeki hayatı bu şekilde desteklemiş oluyoruz. Şimdi yardımlar, belediye başkanı adayı olunca hemen bak biz olmazsak yardımlar kesilir. Babalarının malını dağıtıyorlar ya, öyle söylüyorlar. Babalarının malını falan dağıtmıyorlar. Hem devlet olmanın gereği hem inancımızın gereği ihtiyacı olan herkese yardım yapmak durumundayız. Bir Allah'ın kulunun yatağa aç girmesine gönlümüz razı olmaz. Hem belediyecilik bunu gerektirir hem de dinimiz bunu gerektirir. Biz bunları bilen insanlarız. Bizim yardımımız şeklimiz şöyle olacak. Elbette yardım almak isteyenler aynı şekilde almak istiyorsa devam edecek. Yusuf Halacıoğlu Kayseri'den aday oluyor. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'den aday olunca internete girin bakın. Bir dalga geçiyor ki Kayseri'yi bilmeyen adamın burada ne işi var diye. Bu tartışmayı internette görürsünüz. O mantıktan gidersek Ankara'yı bilmeyen adamın burada ne işi var yani. O mantıktan gidersek. Arkasından başladılar. Belediyeleri bunlar PKK'lı alacak 20 bin tane. Yarın soracağım inşallah televizyonda tartışırsak televizyondan gösterdiğin şu TC numaraları da yazıyor 20 bin kişiyi karşıma bir çıkart. Çıkartmazsan diyeceğim sen müfteri ilan edeceğim canlı yayında diyeceğim. Böyle pislik atmak kolay değil. Bir yandan Süleyman Soylu çıkıyor kökünü kazdık 700 tane kaldı diyor dağlarda. Bir yandan da sen Ankara'da 20 bin PKK'lı icat ediyorsun. Ve bunu kalkıyorsun, Coşkun Başkanım gibi, Mansur Yavaş gibi geçmişin ne olan insanlara yapıyorsun. Hiç olmazsa yakışan iftira atın. Değil mi? Hiç olmazsa yapıyorsun. Nedir bu Allah aşkına? Bir seçim için bu iftiralar, bu karalamalar elinize ne geçecek? Ne yaparsanız yapın, Ankaralı kararını verdi bu sefer. Önüne geçemeyeceksiniz. Hiç olmazsa namusunuza kaybetmesini bilin. Evet ama 6. Asya Ticaret Mahkemesi bunun infazını durdurdu. Bunu söyledim. Ve o senetten dolayı da sahte verdiği için sanık ceza aldı 4 yıl. Yani artık hukuki tartışmaları bırakalım. Çok istiyorlarsa gidip dosyaları incelesinler, avukatları incelesinler. Adalet Bakanı gitsin baksın. Yani nasıl olsa yargıya çok ellerini attıklarına göre, bana göre o Ömer Bey'in temiz siyaset açıklamasından sonra ben hala Sayın Öztürk'ün mal beyanını bekliyorum. Çünkü 94'ten beri kamu görevlisi mal beyanı açıklamasını istiyorum açıkçası. Efendim? Vallahi Maliye Bakanı mı olmuş şimdi de? Bir defa arkasına durdukları insanları iyi seçsinler. Ben onlara bir ikaz ettim. Ne çamur atarsanız ellerinize bulaşır dedim. Maliye de gelsin incelesin. Ne yaparsa yapsın ama bu tür insanlarla işbirliği yapmasınlar. Daha söyleyeceklerim var da onu bir iki gün sonra söyleyeyim. Biz bundan sonra Ankara'ya konuşmamız lazım. Bir de Ömer Çelik'in şöyle bir ifadesi var bugünkü açıklamasında. Biz iş adamı ile ilgili saygın ifadesini kullanmadık diyor. Evet o iş insanı dedi. A Haber saygın iş adamı. Onda haklı. Çamur siyasetini bıraksınlar ellerine bulaşıyor. Ankara'ya konuşsunlar. Özsözeki'ye söyleyeceğim şu. Mal bir yana açıklasın. Korkacak bir şey yok. Efendim, temiz siyaset böyle olur. Son olarak Sayın Devlet Bahçeli'ye bir konuya değindi. Devlet Bey'e yok. Çekilmeli dedi ama. Ben o konuda yorum yapmayacağım. O konuda yorum yapmayacağım. Tamam. Nereye abi ya? Nereye? Burası aşağı aşağı. Kimin? AKP değil. Hoş geldiniz. Başkanım hoş geldik. Saygılar sunar, hürmetler başkanım. O koltuğa oturduk sanki inşallah böyle bir ziyaret bekleriz. Yani iş bitti gitti yok. Başkanım.
Kızılcahamam Belediye Başkanı'nın çoğunluğunu verdiği birlikte sevgiyle saygılar selamlıyorum. Sağ ol. İnşallah devam edelim. Zeynep Feriha. Zeynep maşallah maşallah. Allah bahtını açık etsin. Amin. Sağ olun. Sağ olun. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah'a emanet sağlık versin. Amin sağ olun. Ankara'yı değiştirelim diyoruz. İnşallah. Hocam emekli var. Emekli var. Allah'ın sağlık sağlık versin. Sağ olun. Haydi güzel. Hocam ne yapıyorsun hocam? Beyefendi Hanım'a mı geldiniz? Ama hatırladım ya. Hatırladım. Şimdi iletiyor. 88 yaşında. İşlerinizin rast gitmesini diliyor. Bilhassa içeriden kendisi çıkamıyor. Çıksa sizi görmek istiyordu. Kalkma, kalkma ya. Kalkma. Yavrum sana çok dolayı. Sağ ol, sağ ol. Gel yanına kapatın. İnşallah kabul olun. İnşallah, inşallah anneciğim. İnşallah kabul olun. Öpeyim, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Çok dolayı. Allah razı olsun. Sağ ol. Her üstün. Her lafın üstü gelsin. Sağ ol. Eksik olma. Çok çok dua et. Çok ediyorum. 91 yaşındayım. Maşallah maşallah. Bir yıl yattı efendim. Maşallah. Çok da iyi. İnşallah yüzü devireceğiz daha inşallah. Halime. Yüzü devireceğiz daha bakalım inşallah. Devirmeyin yavrum da. Allah işini rast getirsin. Amin. Düşmanlarından üstü bulasın. Allah razı olsun. Sağ ol, sağ ol anneciğim. Çok üzülüyorum sana. Üzülme. Ağlıyorum geceleri. Sevineceğiz, üzülme. Hep beraber sana sevineceğiz. Sana iltira ediyorlar. Ederler. Çok üzülüyorum ya. Ya. Canını sıkma, canını sıkma. Allah doğruların yardımcısıdır. Amin. Hep ayaklarına dolanıyor. Dolansın. Dolanacak, dolanacak. Allah'a ısmarladık. Buyurun kahve yapalım lütfen. Sizin dor bitirmeniz lazım. Burada coşkun yok mu? Benim coşkunum ya. Bu benim oğlum ya. Bu coşkunu çok severim. Neyse otur bakalım. Yakında toplanıyorsunuz. 16 Mart'ta. Ben uğrayacağım bir 15-20 dakika. Bekleriz tabii. Çok iyi olur başkanım. Bu böyle yenir. Buyurun sizlerle eşlik edin lütfen. Devamı var. Başkanım önce normalde.